Sayın sanal misafirlerimiz, sayın konuk konuşmacımız Doktor Fatma Sezin Doğruer hocamız, hoş geldiniz. Derneğimiz KÜMİT'in COVID-19 ile mücadele evde kal günlerinde kültür varlıklarını korumak, araştırmak, toplumda var olan koruma bilincini sürdürmek adına çok değerli üyelerinin gönüllü destek ve katılımlarıyla düzenlediğimiz webinar söyleşilerimize alanında seçkin konuk konuşmacılarımızla devam ediyoruz. Bugün 25 Mayıs 2020 Pazar, COVID-19 ve evde kal günlerinde geçirdiğimiz bir Ramazan bayramımızın ikinci günü. Bayramımız hepinizin kutlu olsun. Bizleri sanal misafiriniz olarak kabul ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Siz de takdir edersiniz ki KÜMİT olarak bu zor günlerde size bir bayram şekeri sunamıyoruz. Seçkin hocalarımızdan sunduğumuz değerli bilgileri size lütfen bayram ikramımız olarak kabul edin, olmaz mı? Bugün 7. webinar söyleşimizin önleyici koruma başlığı altındaki 3. söyleşiyi gerçekleştireceğiz. Konuk konuşmacımız koruma uzmanı mimar doktor Fatma Sezin Doğruer ile gerçekleştireceğiz bu söyleşiyi. Söyleşi konusu müzelerde önleyici koruma. Doktora derecesini Gazi Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümünden alan Sayın Doğruer hocamızın Müze Tasarımları için Önleyici Koruma Kılavuzu başlıklı kitabı Mart 2020'de İKOM Türkiye Milli Komitesi tarafından yayınlandı. KÜMİT'in değerli üyesi Sayın üyemiz Profesör Doktor Selçuk Yaşar Şener hocamızın doktor öğrencisi olan Sezin Doğruer hocamız, hocamızı biz KÜMİT üyeleri özellikle özel ilgiyle izleyeceğiz. Çünkü Avrupa Birliği Sivil Toplum Örgütü akademi desteklerinden aldığımız hibe ile yürüttüğümüz müzelerde afet riskinin azaltılması diye bir projemiz var. COVID-19 salgını nedeniyle Ekim 2020'ye ertelendi. Projemizin akademik ortağı olan İstanbul Aydın Üniversitesi Afet Araştırma Merkezi'nden Sayın Serhat Yılmaz hocamız da aramızda. Dolayısıyla sizin hocamın bütün söylediklerinden projemiz için de mutlaka çok önemli bilgiler alacağız ve bize çok yararlı olacak. Özel bir şekilde izleyeceğiz. Buyurun Fatma Sezin hocam, söz sizin. Büyük bir dikkat ve keyifle izlemek üzere sözü size bırakıyorum. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Merhabalar. Herkese mutlu ve sağlıklı bayramlar diliyorum. Öncelikle KÜMİT'e nazik davetler için çok teşekkür ederim. Kısaca kendimi tanıtmak gerekirse ODTÜ Mimarlık Bölümü mezunuyum. Yüksek lisansımı ODTÜ Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı'nda, doktoramı Gazi Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma Anabilim Dalı'nda tamamladım. 2004 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na uzman yardımcısı olarak başladım. O tarihten itibaren çeşitli yine eğitim programlarına katıldım. Bunlardan müzecilikle ilgili olarak 2009 yılında British Museum tarafından düzenlenen Uluslararası Müzecilik Eğitim Programı, 2016 yılında yine Amerika'da Texas Tech Üniversitesi Müzecilik Bilimi ana bilim dalında aldığım 6 aylık eğitim bana yol gösterici oldu. Profesör Doktor Yaşar Selçuk Şener danışmanlığında yürüttüğüm doktora tezimde de önleyici koruma bağlamında müze tasarımlarını irdeledim. Halen Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nde kültür turizm uzmanı olarak çalışıyorum. Akademik çalışmalarıma da devam ediyorum. Bugün sizlerle müzelerde önleyici koruma konusunu konuşacağız. Ben paylaşayım. Bir dakika lütfen. Önleyici korumanın yanı sıra önleyici konservasyon, pasif koruma, endirekt koruma, dolaylı koruma gibi tabirlerle de son zamanlarda sıkça duyduğumuz bu kavramın tanımına müze özelinde bakalım. Önleyici koruma, müze koleksiyonunun bozulma hızı ve miktarının azaltılması, birikerek çoğalan bozulma türleri veya aniden gelişen büyük boyutlu hasarların önlenip sınırlandırılması için alınan koruyucu önlemler bütünüdür. Koleksiyon yönetim kapsamında koleksiyonun hangi amaçla, kimler tarafından, nasıl ve ne süreyle kullanılacağı belirlenmektedir.
Bunları yönetirken eserlerin korunması ana unsurdur. Müzelerde önleyici korumayla eserlerin korunması, incelenmesi, ziyaretçilere sunulması ve depolanmasına yönelik işlemler sırasında ideal çevresel ortamın oluşturulması, eserleri tehdit eden etkenlere karşı dolaylı koruma sağlanması amaçlanmaktadır. Buna yönelik tedbirler içerisinde öncelikle müze binalarındaki mekansal ve yapısal düzenlemeler, sonrasındaysa sergileme ve depolama ünitelerinin tasarımı, konumlandırılması, eserlerin bu üniteler içerisindeki yerleşimi, sabitlenmesi, uygun çevresel ortamın oluşturulması için gerekli ekipmanın mekan içlerine, vitrin ve depo içlerine yerleştirilmesi ve monitoring işlemleri, paketlemeler, envanterleme ve ziyaretçi yönetimi gibi pek çok husus yer alır. Bunlar etkin koruma gibi belirli sürelerle olmayıp eserin tüm müze yaşamı boyunca devam eder. Önleyici koruma yöntemleri uygulanmadığı takdirde etkin koruma yöntemlerine ihtiyaç duyulacaktır. Ve zarar gören eserler için hem daha büyük bütçeler hem de kompleks koruma biçimleri gerekecektir. Önleyici korumanın başarısı da müze koleksiyonuna zararlı olabilecek çevresel faktörleri azaltmak ve çözüm önerilerini uygulamak için gerekli tüm bilgiyi toplama, kaydetme ve değerlendirmeye dayanır. Dünyada 1960'lı yıllara doğru eserlerde oluşan bozulmaların onarımının yanında bu bozulmaları önlemenin de gerektiği konusunda bir bilinç oluşmaya başlamıştır. Yıllar içerisinde de Amerika'da National Park Service, İngiltere'de National Trust gibi uluslararası alanda geçerli olan kurumlar, UNESCO, ICOM, ICOMOS, ICROM, IIC gibi uluslararası koruma örgütleri, Getty Koruma Enstitüsü, Kanada Koruma Enstitüsü gibi enstitüler tarafından da çalışma grupları oluşturulmuştur. Kongreler düzenlenmiştir ve uyulması gereken standartlar belirlenmiş, yayınlar, el kitapları hazırlanmıştır. Ülkemizde de KÜMİT tarafından Türkçe çevirileri yapılan UNESCO Kültür Mirasını Koruma El Kitapları bu konuda örnek teşkil etmiştir. Benim doktora tezimde de kaynak olarak kullandığım bu kitaplara benzer el kitaplarının yaygınlaştırılması fikrini değerli hocalarımla paylaşıyorduk. Son olarak da Mart ayında Saati Tanım'da belirttiği üzere yeni müze tasarımları ve mevcut müze binalarının restorasyon, teşhir tanzim düzenlemelerinde dikkat edilmesi gereken hususları içeren benim yazdığım bir kılavuz kitapta İKOM Türkiye'den yayınlandı. Bu kitabında müze proje ve uygulamalarında önleyici koruma konusunda ulusal çapta standart bir prosedür izlenmesine katkı sağlanmasını hedefledik. Kültür varlıklarının korunması konusu ülkemizde de Kültür ve Turizm Bakanlığı sorumluluğuna verilmiştir. Korumaya dair müze bazında çalışmalara 1940'lı yıllara doğru İstanbul Arkeoloji Müzelerinde başlanılmıştır. 1973 yılında da Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından malzeme analizlerinin yapılmaya başlanılmasıyla bilimsel konservasyon anlamında önemli bir adım atılmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde 84 yılında kurulan İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarı'nda malzeme analizleri ve korumaya dair çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Halen de devlet müzelerinde eserlerin aktif ve pasif korunmasına yönelik uygulamalar, restorasyon ve konservasyon bölge laboratuvarları veya müzelerdeki laboratuvarlar tarafından yürütülmektedir. Depremle ilgili çalışmalarda da Kültür Turizm Bakanlığı'nın yanında üniversiteler, AFAD, meslek odaları, Türkiye Belediyeler Birliği'nin ilgili kuruluşlar olarak görev almasının gerektiği de eylem planlarında belirtilmektedir. Sizin gibi sivil toplum kuruluşlarında bilgi paylaşımındaki rolü de yadsınamaz. Müze koleksiyon için tehdit oluşturan bozulma etkenleri fiziksel kuvvetler, hırsızlık ve vandalizm, yangın, su, zararlılar, kirletici maddeler, uygun olmayan ışık, sıcaklık ve bağ nemdir. Bu bozulma etkenlerinin önlenmesi, sınırlandırılması, tespit edilmesi ve bunlara yönelik müdahaleler de bizim konumuzu oluşturur. Önleyici koruma müzelerin alan seçimiyle başlamalıdır. Potansiyel müze alanındaki deprem riski, zemin dayanımı, kirlilik düzeyi, su baskını ve yangın riski, afetlere müdahale edilebilirlik, iklim koşulları ve hatta bölgenin suç düzeyi gibi kriterler irdelenmeli ve alan seçimi buna göre yapılmalıdır.
Her binada olması gereken yapısal düzenlemelerden depreme dayanıklı sürükler sistem kullanılması, yapı malzemelerinin yangına ve suya dayanıklılığı, doğru yalıtım malzemesi ve detaylarının kullanımı, yapı malzemelerini ve mimari elemanların lokal bakım kolaylığı, drenaj, havalandırma, elektrik gibi sistemlerin sorunsuz çalışmasının yanında müze programının gereksinimlerini karşılayacak ve sergileme, depolama, taşıma durumdaki eserlerin zarar görmesini engelleyecek mekansal düzenlemeler daha proje aşamasındayken önleyici korumaya uygun şekilde yapılmalıdır. Bu mekansal düzenlemeler örnek olarak kirletici maddelerin mekanlara ilk etapta erişimini engelleyecek bir giriş holünün bulunması, sergileme, depolama, eser taşıma mekanlarının yeterli sayı ve büyüklükte olması, verimli kullanımı, bina içinde yerleşimi, bunların birbiriyle ilişkileri, mekanların hava sızdırmazlığı, açık görüş alanlarının bulunması, mekan içleri ve geçişlerde düz zeminler veya eğimi uygun rampalar bulunması verilebilir. Bozulma etkenlerini baz alarak alınması gereken önlemlere sırayla bakalım. Müzede karşılaşabilecek fiziksel kuvvetler eserlere darbe, şok, titreşim, ağırlık ve temas olarak belirtilebilir. Fiziksel kuvvetlerin başlıca nedenlerinden biri bildiğiniz gibi depremdir. Yapılarda eserlerin maruz kalacağı sismik hareketi sınırlandırmaya yarayan taban izolatörlerinin zemine veya münferit eserler altında kullanımıyla hareketin şiddeti azaltılabilecektir. Eserlerin müze içerisinde taşınması sürecinde bozulmaları önlemek için mekan geçişlerindeki kapı ve koridor genişliklerinin eser taşımaya uygun olması, yükleme alanı kapılarına durdurma sistemleri ve etki emici çeperler uygulanması, taşıma sırasında kullanılan paketlemelerde eserlerin kendi boyutlarına uygun bırakılan etafon malzeme içerisinde şok ve titreşimi absorbe edecek şekilde paketlenmeleri gibi tedbirler alınmalıdır. Vitrin ve dolaplarda eserlere erişim için yeterli alan bırakılarak fazla eser sergilenmesi veya depolanması sonucunda sıkışıklık görülmesinin önüne geçilmekte ve müze personelinin eserlere kazara dokunması sonucunda eserin devrilmesi, diğer eserlere çarpması engellenmektedir. Ayrıca raf, destek, asma donanım gibi elemanların yeterli güçte olması, vitrin ve dolapların zemin, duvar veya tavana sabitlenmesi gerekir. Vitrin içlerinde sergilenen eserleri sabitlemek amacıyla yerinde destek, yatak veya misina ip gibi elemanlar, vitrin dışında sergilenen eserler için ise kaide veya duvarlara sabitlemek amacıyla çeşitli donanımlar kullanılmalıdır. Sabitleme elemanlarının eserlere temas ettiği noktalarda da etki emici elemanlar bulunmalıdır. Deprem sırasında oluşabilecek sarsıntılara karşı geliştirilen yeni sergileme elemanlarındaysa yere sabitlenen raylar üzerinde hidrolik pistonlar vasıtasıyla sarsıntının ters yönünde bir hareket etme özelliği oluşturulmuştur. Vitrin veya eser altında sismik izolatör kullanımı benzer şekilde deprem sırasında eserin hareketini azaltmaktadır. Eserlerin dikey, yatay, eğimli veya asılmış olmaları sonucunda bozulma etkenlerinden etkilenmeleri de farklılaşmaktadır. Örneğin halıların dikey fiziksel kuvvetlere maruz kalarak bozulmamaları için yatay veya eğimli sergilenmeleri gereklidir. Bu tedbirler alınmadığı takdirde fiziksel kuvvetler varlığında eserler devrilerek veya diğer eserlerle temas ederek kırılma, delinme, yamulma, çizilme, aşınma gibi bozulmalarla karşılaşabilecektir. Müzelerde eser hırsızlığı veya esere zarar verme teşebbüslerinin olma ihtimaline karşı binanın sağlam bahçe ve bina duvarları, güvenlikli kapı ve pencereler gibi öğelere sahip olması, gece ışıklandırmasının olması alınacak tedbirlerdendir. Müzenin sergileme ve depolama mekanlarında giriş ve çıkışların görülebildiği açık bir görüş alanının olması sayesinde esere zarar verme durumları kolaylıkla tespit edilebileceğinden caydırıcı olmaktadır. Depolarda güvenlik için araştırma, paketleme ve fotoğraf çekimi gibi çalışmaların
depo ile ilişkili fakat farklı bir mekanda yapılması da hırsızlığı sınırlandıracaktır. Yeterli sayıda güvenlik ofisi ve noktası oluşturulması, eserleri ziyaretçilerden ayırmak için bariyer kullanımı ve psikolojik bariyer gibi diye tabir edilen ip, şerit gibi sınırların çizilmesi gereklidir. Vitrinlerde yakınlık sensörleri, ziyaretçiler tarafından algılanamayan açılma mekanizmaları kullanımı, vitrinler kontrolsüz açıldığında alarm devreye girmesi, aydınlatma kabinine ayrı erişim sağlanması, sergileme ünitelerinde alınan tedbirlerdendir. Taşımada kullanılan paketlemelerin üzerinde etiketleme ve RFID dedektör gibi izleme opsiyonları bulunması da eser taşınmasında hırsızlığa karşı önlemlerdendir. Bu düzenlemeler yapılmadığı takdirde müzede karşılaşılan hırsızlık ve vandalizm sonucunda eserlerin değerini kaybetmesi, değerin azalması veya sayıca azalma meydana gelir. Yangının kontrolüne geçecek olursak, özellikle depo mekanlarının, dolaplarının ve vitrin içlerinin hava sızdırmaz olması, dumanın eserler üzerinde zararlı etkilerini sınırlandıracaktır. Vitrinlerin duman geçirmezliği, sızdırmazlık contaları veya silikon bariyerlerle sağlanabilir. Vitrinlerde kullanılan malzemelerin ve paketlemelerin de yangına dayanıklı malzemelerden seçilmesi gerekir. Devlet müzelerinde vitrinler için MDF malzeme yerine yangına dayanıklı saç vitrinler kullanılmaya başlanmıştır ve bunlar yaygınlaşmaktadır. Bina içerisinde yanıcı maddelerin depolandığı ayrı bir mekan tasarlanması, yeterli sayıda yangın merdiveni, yangın kapısı olması, yangına sebep olabilecek malzemelerin sergide kullanılmaması riski azaltacaktır. Binalarda ısı ve duman tespit sistemleriyle otomatik yangın durdurma sistemleri mutlaka kurulmalıdır. Çıkışlara yakın konumlarda yeterli sayıda, uygun kapasite ve türde yangın söndürücüler bulunmalıdır. Müzelerde yangın çıkması durumunda koleksiyonda tahrip, yanık ve is lekeleri oluşabilmektedir. Müzelerde eserlere zarar verebilecek su etkeni çevreden veya müze binasından kaynaklanabilmektedir. Depo ve yükleme alanlarının yer seviyesinin altında bulunması, depo mekanlarının çatı katında, ıslak mekanlar yanında veya altında yer alması, sergileme ve depolama mekanlarında sıhhi tesisat olması müze binasından kaynaklanan sorunlardandır. Bu şekilde bodrum kattaki teknik hacimlerde veya çatıda oluşabilecek arızalar su baskınına yol açarak depodaki eserlerin sudan görmesine sebep oluşturur. Vitrin ve depo dolaplarının zeminden minimum 10 cm yükseklikte olacak şekilde ayaklar üzerinde yükseltilmesi ve dış duvarlardan en az 10 cm uzakta yerleştirilmesi, bu ünitelerin su geçirmez olması, eserlerin sudan etkilenmemesi için alınacak tedbirlerdendir. Ünitelerin ve paketlemelerin üzerinde suyu akıtacak ancak yıkılmayacak koruyucu üst eleman olması, suyun toplanması amacıyla drenaj kanalları olması önerilir. Teknik hacimlerde su taşkını oluşturabilecek bir arıza sırasında suyun tahliye yapılması için kanal yapılmış olması, suyun mekan dışına çıkarak vereceği zararları sınırlandıracaktır. Binaya su baskınına karşı pompa, ıslak vakum temizleyici gibi ekipmanın depolanacağı bir mekan tasarlanmalıdır. Gerekli önlemler alınmadığı takdirde de su koleksiyonda korozyon, çözünme, deformasyon, parçalanma, şişme, tabakalara ayrılma, çekme, lekelenme gibi bozulmalara sebep olacaktır. Zararlara geldiğimizde bunlar böcek, kemirgen, kuş ve diğer hayvanlar, küf ve mikroplar olarak sıralanmaktadır. Zararlara karşı alınacak mekansal önlemler arasında da temizliğe engel mekan veya zararların yuva oluşturmasına uygun erişilemeyen girintiler bırakılmaması, sergileme, depolama ve laboratuvar mekanlarının yeme içme mekanlarından kesinlikle duvarlarla ayrılması, müzeye yeni gelen eserlerin kontrol edilerek zararlı içerme durumunun incelendiği bir karantina odası ve zararlarla mücadele odası tasarlanması sayılabilir. Bu sayede müzede zararlı varlığı ve bunların diğer mekanlara yayılması sınırlandırılacaktır. Zararlar için besin kaynağı olabilecek kuru meyve, sebze ve tahılların peşirde kullanılmaması gerekir.
Vitrin, dolap ve paketlemeler iyi yalıtılmış ve zararlı geçirmez olmalıdır. Vitrin altlarının temizliği için yükseltilebilir kabin ve raf sistemi kullanılması, ünite içini verimli temizlemeye uygun tasarlanması ve yerleştirilmesi, zararları Can, bizi duyabiliyor musunuz? Bir kesinti oldu sesinizde. Affedersiniz. Hiç önemli değil. Biz sizi duyamadık kısa bir süre. Şeyden sonra. Nereden itibaren? Buğday ve şey gibi, tahıl gibi ürünlerin bulunmamasının gerekli diye. Evet. Ondan sonra kısa bir süre duyamadık hocam. Tekrar gelirseniz memnun olurum. Vitrin, dolap ve paketlemelerin iyi yalıtılmış ve zararlı geçirmez olması gereklidir. Vitrin altlarının temizliği için yükseltilebilir kabin ve raf sistemi kullanılması, ünite için içinin verimli temizlemeye uygun tasarlanması ve eserlerin yerleştirilmesi, zararları önlemeye yönelik alınan tedbirlerdendir. Ahşap malzemelerde zararlar için yemek kaynağı olabileceğinden, ahşaptan yapılmış sergileme ve depolama üniteleri böceklenmeye açıktır. Bu ürünlerin kullanılmaması, kullanılacaksa da öncesinde bir ısıl işlemden geçmesi gerekir. Müzede düzenli temizlik ve ilaçlamayla bahçe bakımı çok önemlidir. Gerekli önlemler alınmadığı takdirde eserlerde görülebilecek zararlardan bazıları şöyledir. Kemirgenler organik malzemeleri kemirir, eserleri dışkılarıyla kirletirler, küçük eserlerin yerini değiştirebilirler, yuvaları ve böcek vücutlarında böcekler bulundururlar, böcekler, küf ve mikroplar da koleksiyonu zayıflatırlar. Kirleticilerin kontrolüne geldiğimizde müzenin endüstriyel bölgelere uzak olması, yoğun trafik olan yollar kenarında bulunmaması, çevresinde döşenmemiş yollar olmaması gerekir. Eğer bunlar mümkün değilse havadaki toz, egzoz gazları, duman gibi kirleticilerin müze içerisine ulaşması sınırlandırılmalıdır. Kirletici madde yayılımı yapmayan yapı malzemeleri kullanılmalı. Müze girişinde hol bulunması, müzeye hava girişinde filtre kullanılması, mekanların hava sızdırmazlığı alınacak mekansal tedbirlerdendir. Yangın olması durumunda da ısıtma, soğutma, havalandırma sisteminin otomatik kapanabilmesiyle duman veya tozların diğer mekanlara yayılması sınırlandırılacaktır. Ayrıca binanın kirletici madde çıkışı olan yemekhane, laboratuvar gibi bölümlerinde de egzoz sistemleri kurulmalıdır. Vitrin ve dolap malzemeleri kirletici madde yayılımı yapmayan veya yayılımı düşük malzemelerden seçilmelidir. Bazı yapıştırıcı, boya ve vernik türleri kirletici yayılımı yaptığı için tercih edilmemelidir. Çağdaş müzecilik standartlarına göre üretilen yeni vitrinlerde de kadife kumaş gibi hal bırakan ürünler artık kullanılmamaktadır. Ayrıca koleksiyon... Hocam gene bir sesiniz kayboldu. Duyabiliyor musunuz bizi? Zamanla aşındırmaktadır. Bu yüzden bu malzemenin... Çok kayboldu. Kısa bir kaybolma oldu hocam. Evet. Kadife kumaşlar kullanılmaması önerisinden sonra kısa bir kayıp oldu. Koleksiyonla etkileşime girecek malzemeler de seçilmemelidir. Örneğin sunta. Sunta kullanımı korozif bir kimyasal olan formaldehit yayılımı yapmaktadır ve eserleri zamanla aşındırmaktadır. Bu yüzden bu malzemenin depolarda kullanımından son yıllarda vazgeçilmiştir. Müze depolarında hav bırakmayan metal dolapların kullanılması önerilir. Paketlemelerinde elektrostatik olmayan malzemeden olması gerekir. Kirleticiler eserlerde korozyon, renk bozulması, asitlenme ve ayrışma gibi bozulmalara sebep olur. Sesim geliyor değil mi? Evet. Arada kontrol edeyim. Uygun olmayan ışığın vereceği enerji veya emilimin eserlere vereceği zararı önlemek için sergileme ve depolama alanlarında pencere kullanımından kaçınılmalı ve yapay ışıklandırma yapılmalıdır. Bu sayede eserlerin uygun olmayan ışık yüzünden solma, ufalanma,
tekme, gevrekleşme gibi bozulmalara maruz kalması önlenir. Yenilenen müzelerde pencere veya kapı açıklıkları kapatılmalı veya bunlara panjur sistemi, jaluzi, güneş siperleri, filtre veya film kullanılmalıdır. UV ölçer gibi gerekli kontrolün sağlanması yararlı olur. Ayrıca zamanlama ayarlaması yapılan iç aydınlatma sistemleriyle sergileme alanlarında devamlı açık kalan lambalar yerine belirli zaman aralıklarında açılan lambalardan ışık yayılması, böylelikle eserlerin enerjiye Evet hocam, gene kayboldu sesiniz. Duyabiliyor musunuz hocam bizi? Aydınlatma sistemleriyle müze mekanlarında ışık şiddetinin gerektiği durumlarda açılıp kapanması veya artırılıp azaltılmasıyla eserlerin ışığa maruz kaldığı süre ve ışık şiddeti azaltılır. Özellikle ışığa karşı çok duyarlı olan tekstil, halı, kilim, el yazması gibi eserlerde ışığın türü, şiddeti ve süresine çok dikkat edilmesi gerekir. Hatta benzer eserler var ise bunların dönüşümlü olarak sergilenmesi yararlı olacaktır. Paketlemeler ile depo dolapları da ışık geçirmez olmalıdır. Uygun olmayan sıcaklığın kontrolü amacıyla mekan içlerinde mevcut eser türlerine göre kabul edilebilir sıcaklık değerlerinin hakim olması, ziyaretçi yoğunluğu, havalandırmanın çalışmaması gibi nedenlerle ısı değişimlerinde ikaz veren... Isı değişimlerinde hocam gene kayboldu sesiniz. Duyabiliyor musunuz? Silenmesini sınırlandırmak için pencerelerde ikili veya üçlü cam kullanımı, yükleme alanlarının kapalı tutulması, yüksek kalite, uygun boyut ve çoklu bölgeye sahip iklimlendirilmiş havayı iyi dağıtan kıvak sistemleri kullanımı gibi tedbirler alınmalıdır. Vitrinlerin yanında radyatör, ısıtıcı veya dişunite gibi ısı kaynaklarının yer almaması, vitrin veya dolap içlerinde ısı üretimi düşük lambaların kullanılması gerekir. Geliyor değil mi sesim? Evet hocam. Günümüzde vitrin içlerinde düşük ısı yaymasından dolayı LED lambalar tercih edilmektedir. Depo dolap içlerinde de kullanılan etafon gibi malzemelerle yalıtım sağlanır. Vitrin ve dolap içlerinde sıcaklık ölçer ve data logger kullanımıyla uygun olmayan sıcaklığın tespiti yapılabilecek ve monitoring sayesinde gerekli müdahalede bulunulabilecektir. Sıcaklığın düşük, yüksek veya değişken olması durumlarında eserlerde parçalara ayrılma, kırılma, rengin değişmesi gibi bozulmalar görülür. Ele alacağımız son bozulma etkeni de uygun olmayan bağıl nemdir. Yağmurlu iklim koşulları ve çevredeki su kaynakları gibi çevresel koşullar ve binanın içindeki durumlardan kaynaklanan bağıl nemin düşük, yüksek veya değişken olması müze koleksiyona zarar veren bozulma etkenlerindendir. Kalabalık ziyaretçi gruplarının nefes ve terlemeleri, aşırı ıslak paspasla yapılan temizlik, yetersiz ısıtmadan dolayı yoğuşma ve tesisat arızaları müze içerisinden kaynaklanır. Bağıl nem aralığını %30 ile %70 arasında tutmak önem taşır. Bu değerler dış ortam şartlarına göre de değişkenlik gösterir. Nem ölçme cihazları ve alarm sistemiyle bağıl nem dalgalanmalarının tespit edilmesi, bu durumda nem alma cihazlarıyla müdahale edilmesi mümkündür. Nem ölçme cihazları iklimlendirme cihazlarına yakın yerleştirilmemelidir. Ve eserlerin bağıl nemden etkilenmemesi için depoların yükleme alanına yakın olmaması, eserlerin yine dış duvarlar ve camların yakınına yerleştirilmemesi, soğuk zemine doğrudan konulmaması önemlidir. Ayrıca eserlerin nem duyarlılığına göre farklı mekanlarda depolanması da nem kontrolü açısından gereklidir. Vitrinlerin hava sızdırmazlığı bağıl nemin kontrolü açısından da önemlidir. Depo dolaplarında polietilen kapaklı kutular, vakumlu poşetlerle mikro klima ortamı oluşturularak eserlerin havayla teması engellenmiş olacaktır. Depo içlerinde kullanılan diğer malzemeler arasında silika jel, Tyvek, asitsiz kağıt, boyasız koton kumaş, polietilen köpük malzemeler bulunur. Vitrin ve depo içlerinde de bağıl nem ölçüm cihazlarının kullanımı uygun olacaktır.
neme duyarlı eserlerin sergilendiği veya depolandığı mekanlarda ziyaretçi, hatta çalışan sayısını sınırlandırmak gibi ziyaretçi yönetimi yapılması da gereklidir. Bu bağın nemin düşük, yüksek veya değişken olması durumlarında eserlerde hacimde genişleme, ufalanma, çatlak, boyutta küçülme, esneklik kaybı, parçalara ayrılma, bükülme, kırılma, küflenme, korozyon, renk değişmesi gibi bozulmalar görülür. Sunumumuz sonuna geldiğimde çok yönlü olan bu önleyici koruma çalışmalarında zaman içerisinde değişen anlayışlara bağlı olarak değişen uygulamalar ile gerek tasarım aşamasında gerekse sonradan yapılacak düzenlemelerle eserlerin bozulmasının önlenmesi veya sınırlandırılmasının sağlanabileceğini görüyoruz. Başta yeni müze tasarlayacak veya teşhir çalışmalarını projelendirecek mimarların ve yönetimlerin koruma bilincinin olması, projelerin önleyici korumaya uygun şekilde hazırlanması, vitrin ve depo dolaplarının uygun malzeme, tasarım ve yerleşim ile kullanımı gerekliliği anlaşılmaktadır. Müzedeki önleyici koruma çalışmalarının konuyla ilgili mevzuatı ve güncel uygulamaları bilen, takip eden, alanında iyi yetişmiş, başta müzeci olmak üzere mimar, arkeolog, sanat tarihçi gibi ilgili meslekler ile koruma uzmanlarının koordineli çalışmalarıyla titizlikle yapılması gerekmektedir. Bu şekilde eserler için uzun ömürlü bir koruma elde edilmiş olur. Ve beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben şimdi sunumu paylaşmayı keseyim. Evet, gerçekten çok önemli, çok önemli bilgilerle beslediniz bizi hocam. Ve bir kez daha vurguladınız ki bu 7. 8. gelen webinarlarımızda önleyici korumada da demek ki disiplinler arası bir çalışma gerektiğini son evet. slaytınızda bize bir kez daha hatırlattınız. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sayın Selçuk Şener hocamın sorusu var. Chat'ten göndermiş. İsterseniz siz mikrofonunuzu açıp siz de sorabilirsiniz ya da ben de okuyabilirim hocam. Türkiye'deki müzeler bu mikrofonunuzu açıp siz de sorabilirsiniz. Tamam, okey. Türkiye'deki müzeler bu tür önleyici koruma önlemleri için ne durumdadır? Özellikle kaçakçılık, kaçak kazılar gibi kaynaklardan gelen eserler veya depoya ve sergiye yerleştirilecek eserler için karantina odaları mevcut mudur? Hocam ben sizin de bildiğiniz gibi 5 müzede çok detaylı bir araştırma yürüttüm. Onun dışında da zaten kendi mümkün olduğunca müzelerimizi gezmeye çalışıyorum. Kendi çalışmalarımda son zamanda yenilenen ya da yeni yapılmış müzelerimizi incelediğimde bu önlemlere büyük oranda uyulmaya çalışıldığını gördüm. Yalnız karantina odası hiçbirinde denk gelmedim. Evet. Hocam, 2017 yılında düzenlenen 3. Kültür Şurası sonrasında hazırlanan eylem planı içinde müzeler için afet ve risk yönetimi sisteminin kurulması da amaçlanmıştır. 2017'de başlanıp 2 yıl için de sonuçlanacağı duyurulmuştu. Bakanlığın müzelerde acil müdahale eylemi planları oluşturması üzerine çalışmalar hakkında neler yapıldığı konusunda bir bilginiz varsa bizimle paylaşır mısınız? Açıkçası ben restorasyon dairesi başkanlığında çalışıyorum. Hani müzeler dairesinde çalışsam daha bilgim olabilirdi. Ve de bu konuşmada hani bakanlık adına konuşmadığım için böyle bir bilgi veremeyeceğim maalesef. Evet, teşekkürler. Ali Aknakyol hocam soruyor. Önleyici korumada en önemli unsur nedir? Kurum, koruma uzmanı, bütçe, uygulanan yöntemler, bakış açısı mı? Evet, öncelikle bakış açısı tabii ki. Ve sizin de dediğiniz gibi sunumda da belirttiğim üzere disiplinler arası bir çalışmayla koordineli çalışılması, koruma yani tüm ilgili meslek dallarıyla koruma uzmanlarının birlikte çalışması çok önemli. Koruma uzmanlarının varlığı muhakkak olmalı
bu tür projelendirme ve uygulama çalışmalarında. Ama bütçenin de devlet müzelerinde katkısı yatsınamaz. Evet. Teşekkür ediyorum. Sorusu olan varsa Selçuk Hocam, Fatma Hocam, genç hemen kaldığı yerden devam edeyim yolunda olmazsa. Devam eden Emel Gülşah Akın Hoca, Koca adayımız, buyurun sizleri dinliyoruz. Ben kaldığı yerden devam edeyim sizinle olmazsa. Tamam. Yani ne her hocam? Şey var ama para yok. O zaman çöktü mü sistem? Para bulunmaya çalışır. Yani tabii ki Avrupa Birliği projeleri var. Tabii. Ama onları şimdi yazsanız 2 yıl sonra çıkıyor. Bir de Avrupa Birliği seviyesinde elemanlarımız çok düşük. Gibi. Değerli hocalarımız var. Yani aslında şöyle, Türkiye'de birçok şey ben Akın Hoca'nın hem söylediğini hem de sesini kurtarmak için söyleyeyim. Çünkü bakanlıkta çalışıyor. yani şöyle, Türkiye'de birçok şey yeni yeni gerçekleşiyor. Evet. Yani önleyici koruma konusunda sizin hazırladığı özellikle bu doktora tezi çok önemli. Onun dışında yani o müzeleri gezdi, bütün dikkatle inceledi ve bu incelemeyi yaparken de yani daha önceden müze olmuş tarihi yapılar veya yeni tasarım olarak üretilmiş müzeler, bunlardan örnekler seçerek onlardaki durumu inceledi. Aslında çok tecrübeli. Fakat şunu kabul etmek lazım tabii. Gün içerisinde mevcut günümüzde değişme oluyor ama bunların müzeye yansıması da zaman alıyor. Fakat bakanlık yine de şöyle söyleyeyim. Daha önceki tip müzeler veya eski müzelerimizi bile güncelleyip elden geçirirken olabildiğince bunlara dikkat etmeye çalışıyor. Tabii ki eksikler var. Yani eksiklerimiz her zaman olacak ama iyi yolda olduğumuzu söyleyebiliriz. Yani nasıl koruma yaklaşık 20-30 yıldan beri gelişen bir şeyse, bilim alanıysa, onların müzeye veya kurumlara yansıması da aynı ölçüde oluyor. Yani zaman içerisinde olacak. Ben umutluyum bu konuda. Onu söylemek istiyorum. Evet. Sayın Serap Sevgi'den gelmiş bir soru. Yeni müze yapılarının bulunduğu coğrafya, iklim, zemin durumlarına göre tasarlanması ile ana yapı problemleri azaltılabilir. Sel, su baskını, hatta hakim rüzgar yönüne uygun tasarlanması ile yapıdan kaynaklı yangınlar da engellenebilir. Verdiğiniz değerli bilgiler ile daha iyi tasarımlar yapılacaktır demiş Sayın Serap Sevgi. Evet, şimdi Serhat hocamıza dönelim. İstanbul Aydın Üniversitesi Afet Araştırma Merkezi bizim projemizin de akademik ortağı. Projemizi de söylemiştim girişte. Yeni katılanlar için bir kez daha söyleyeyim. Müze tasarımları için önleyici koruma kılavuzu başlıklı bir projemizin yürütücü kuruluşlarından veya ortak kuruluşlarından bir tanesi AFAM. AFAM'da temsilen Serhat Hocam'la birlikte çalışıyoruz. Hocam sizi dinleyelim, bu çalışmayı bize özetlerseniz çok memnun oluruz. Buyurun. Çok teşekkür ederim Saadet Hanım. Öncelikle Fatma Hocam'a teşekkür ediyorum. Güzel bir sunum oldu. Ben afet yönetimi, ki afet yönetimi aslında çok kompleks bir konudur. Özellikle toplumsal kapasite geliştirme üzerine çalışıyorum. Uzmanlığım bu alanda, çalışmalarım. Söylediklerimiz konu içerisinde benim dikkatimi çeken en önemli hususlardan bir tanesi şu oldu. Mesela bizim 2007'de ciddi olarak değiştirdiğimiz, 2018'de son haline getirdiğimiz bir yapı yönetmeliği var. Bu yapı yönetmeliği der ki, kritik binalar bölgede gerçekleşebilecek en yüksek seviyeli depremde hiçbir zarar görmez ve hizmetine devam edecek kadar sağlam şekilde kalması öngörülür. Yani nedir bu kritik yapılar? Okul, hastane, yurt gibi binalar depremden sonra da hem geçici barınma alanı hem de işte diğer sağlık faaliyetine devam edebilmesi için hiçbir zarar görmemesini öngörecek bir dayanım hesaplamasını yasa koymuştur. Belki müzeleri de buna dahil etmek gerekiyor. Çünkü müzelerde anladığım kadarıyla bu kritik yapılar arasında değil, yapı yönetmeliğinde, deprem yapı yönetmeliğinde. O yüzden hani doktora tezinizi bilmiyorum bitirdiniz mi, bu devam eden bir süreç midir bilmiyorum ama belki bunu eklemek bu öneriler arasında güzel bir çıktı sağlayacaktır. Çünkü birçok müzenin içerisinde çok ciddi değerler var ve bunlara zarar gördüğünde geri dönülemez yollara karşılaşabiliriz. Bunu engelleyebilmek için bu çok önemli.
Bir de diğer bir husus, mesela biz şu anda dünyada artık biliyorsunuz, belki takip ediyorsunuzdur, 2011 yılından sonra artık kentli nüfus olduk. Yani nüfusun, dünyada yaşayan nüfusun %50'sinden fazlası 2011 yılından itibaren şehirlerde yaşamaya başladı. Bu neyi getirdi? Artık kendi risk toplumumuzu oluşturmaya başladık. Eskiden bize doğa kaynaklı riskleri daha fazla zarar verirken, şimdi insan kaynaklı risklerin çok daha fazla zarar vermeye başladığı bir süreci yaşamaya başladık. İlgilenirseniz bilmiyorum, güzel bir kuramcı vardır, Alman Ulrich Beck, risk toplumu diye güzel bir kuramı vardır. Çok da güzel derlemiştir konuyu. Oradan çok kapsamlı bilgiler edinebilirsiniz. Burada şimdi artık biz kendi risklerimizi üreten toplum haline dönüştüğümüz için bu ürettiğimiz riskler doğal olarak kültürel varlıklarımıza da zarar veriyor. Belki bunun için müzelerdeki değerlerin korunmasında biz risk yönetimini ya da risk analizlerini, risk hesaplamalarını iyi yapmamız gerekir ki buna göre risk yönetimi yapabilelim. Çünkü müzenin kurulacağı yapının çevresel riskleri, insan kaynaklı riskleri, doğa kaynaklı riskleri nelerdir? Bunların önceden analiz edilip binadan başlayarak, bina sağlamlığının buna göre yapılması, içindeki personelin buna göre eğitilmesi gibi hususların, yani risk senaryolarının hazırlanıp buna göre kapasitenin geliştirilmesi lazım. Ki kapasite geliştirme burada kritik bir konu yine. Az önce Ali Hocam söyledi, hani para bitince ne yapacağız diye. 1990'ların sonundan beri dünyada gelişen bir kavram var. Eskiden uluslararası fon kaynakları bir yere para verirlerdi. Orayı borçlandırırlardı ve oradan yatırım yapmalarını isterlerdi. Sonra şunu fark ettiler. Bu çok işlevsel bir sistem, sürdürülebilir bir sistem olmadığını gördüler ve şuna gelişti döndüler. Dediler ki biz artık yerelde var olan imkanlarla yerel kalkınmayı nasıl tetikleyebiliriz? Yani burada amaç kendi ellerindeki imkan ve olanaklarla kendi kapasitelerini maksimum seviyeye çıkaracak bir sistem kurmalarını sağlamaya başlıyorlardı. Buna yönelik bir gelişimin sonucunda kapasite geliştirme diye bir kavram doğdu ve dünyada bugünlerde çok da popüler. Artık yerel kalkınma, yani şu küresel, yerel düşün, küresel hareket, küresel düşün, yerel hareket et yaklaşımın sonucu bu aslında. O nedenle belki müzelerde de hani paranın olmadığı yerlerde, ki zaten bence bu da çok gerekli değil ama bizim müzelerde mesela projede de bunu öngörüyoruz, şey yapabiliriz. Bir network oluşturabiliriz. Nedir? İşte belediye ile bir planlama yapabiliriz. Emniyetle bir planlama yapabiliriz. İşte gönüllü ilgili sivil toplum kuruluşu. Mesela KUMİT güzel bir sivil toplum kuruluşu. Ben İstanbul'da bir müzenin risk azaltma faaliyeti yürütüyor olsaydım KUMİT'le işbirliği yapardım. Ya da KUMİT'in işte atıyorum başka illerde yapılanması varsa muadil önereceği, onunla işbirliği yapardım. Bu da şunu sağlayacaktır. Ben birinci olarak emniyeti, müzedeki güvenliği sağlamak için, yani değerlerin korunması için emniyete bir protokol yaparım. Derim ki olası bir afet acil durumunda, bir deprem olduğunda benim müzemin güvenliğinin sağlanması için buraya nasıl bir çözüm üretebiliriz? Bunu emniyetle birlikte planlardım. Belediyeyle birlikte planlardım. İşte buranın çevresel riskleri, işte atıyorum en son ne zaman sel olmuş? Bu bölgedeki sel olma yoğunluğu nedir? Ya da işte belediyeyle geliştireceğim başka işbirlikleri nelerdir? Bunu oturup belediyeyle karşılıklı fikir alışverişleriyle planlardı. Yine sivil toplum kuruluşlarıyla, oradaki gönüllü çalışmalarla. İşte bir beklenmeyen olay gerçekleştiğinde siz hangi alanda faaliyet gösteriyorsunuz? Müzelerde ya kültürel varlıkların korunmasına yönelik. Sizinle ne tür işbirlikleri yapabiliriz diye. Yerelde kapasitemi geliştirecek kritik kuruluşlarla bir sistem kurmaya yönelik bir çalışmaya gidebilirim ki zaten teknik olarak baktığımızda dünyanın hemen hemen her yerinde aynıdır. Bütün devletler her şeye yetecek parayı bulundurmazlar. Öyle bir bütçeleri yok, öyle bir insan kaynakları da yok. Ama şunu yapabiliriz, belki olası risk senaryolarına göre biz elimizde neler var, neyi nasıl kullanırız? Buna yönelik bir kapasite geliştirme formülleri oluşturabiliriz. Bir de yine sizin yaptığınız sunum bana çok güzel bir fikir verdi. Belki Saadet Hanım, bunu biz bir görev addedebiliriz ya da buradaki hocalarımızla bir işbirliği yapabiliriz. Bildiğim kadarıyla bizim Türkiye'de, dünyada var mı bilmiyorum, bakmak lazım. Çünkü ben afet yönetimi üzerine çalışıyorum. Müzeler konusunda siz çok daha fazlasını biliyorsunuz benden. Müzedeki eşyaların, değerlerin sabitlenme yöntemine yönelik bir kılavuz var mı? İşte mesela taş olan değerler var, metal olanlar var, dokuma olanlar var, işte kağıt olanlar var, boyama olanlar var gibi gibi. Bunlar hangi yöntemlere nasıl sabitlenebilir, sabitlenirken neye dikkat etmek gerekir gibi bir kılavuz hazırlayabiliriz Türkiye'de. Bu ben bizim proje için çalışırken Türkiye'de karşıma çıkmadı. Belki vardır, ben atlamışımdır bilmiyorum ama böyle bir şeyin varlığına sanki ihtiyaç varmış gibi bir his doğdu bende. Böyle bir fikir geldi aklıma. Belki bunu da bir proje
konusu olabilir ya da bir çalışma konusu olarak değerlendirebiliriz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Güzel sunumunuz için çok teşekkür ediyorum. Söz verdiğiniz için Saadet Hanım, size de çok teşekkür ediyorum. Teşekkür. İyi günler, iyi bayramlar diliyorum tekrardan. Sağ olun, teşekkürler. Selçuk Hocam veya Sezin Hocam, buyurun siz cevaplayın. Evet, var mı böyle bir kılavuz? Katkılarınız için. Direkt bu yönde hazırlanmış bir kılavuza ben de rastlamadım. Yalnız hani bunları içeren, bu bilgileri içeren, kısmen içeren kaynaklar bulunuyor. Ama neden olmasın ülkemizde böyle bir kılavuz çalışma? Çok güzel olur. Bazı hocalarımızın, uzmanlarımızın bu konuda özellikle Japonya'da eğitim aldıklarını biliyoruz. İşte bizim Eftar Kiraz hocamız veya ne bileyim İlkay İlgin gibi, Serkan Gedik galiba bir de o da almıştı. Yani Türkiye'de bu konuda Japonya'da eğitim almış hocalarımız veya karar vericiler, yöneticiler var. Ama sanırım böyle bir kılavuz yok. Yani şöyle söyleyeyim. Evet hocam, buyurun sizi dinleyelim. Böyle müzelerde bunlar uygulanıyor aslında. Sabitleme yöntemleri günceli takip ederek yapılmaya çalışılıyor. Ama hala bu konuyla ilgili bir kılavuz ve standart yok. Yani şöyle söyleyeyim. Son uygulamalar, en son yapılan müzelerde en son teknikler ve yöntemler uygulanıyor. Ancak bu konuyla ilgili hala bir standart ve kılavuz yok. Yani onu söyleyeyim. Benim bildiğim yok. Evet. Sunumda yani, hangi yöntemler sabitlenir, hangi malzemeler, malzeme türleri, gruplarına göre veya işte hassasiyetlerine göre neler olmalıdır? Bunlar yapılıyor. Yani uygulamada var. Çünkü görüyoruz müzelerde. En son müze, en son tasarlanan, açılan müzelerde ben çalıştım. Bir taraftan hani biz restorasyonla ilgili uygulamaları denetlerken veya kontrol ederken, bir taraftan da müze tasarımları, daha açılmamış müzelerde bunları izleyebiliyorduk ve şunları görüyoruz. Son yöntemler, son teknikler uygulanıyor. Ancak bunlar genel müdürlükte çalışan kişilerin inisiyatifleriyle yürüyor. Yani hani olabildiğince en iyisini yapalım, en iyisi bu müzede olsun, en son teknolojiyi uygulayalım gibi. Ama bu konuyla ilgili hala geliştirilmiş bir standart ben bilmiyorum. Evet. Müzecilerimizin kendi birikimleriyle ya da aldıkları eğitimlerle, araştırmalarıyla geliştirdikleri tekniklerle güzel hani uygulamalar var. O konuda Serhat Bey'in söylediği çok doğru yani. Öyle bir hazırlık olması gerekiyor. Hatta standartlaşmaya gidilmesi çok yararlı olur. Hocam belki ben bir ek yapabilirim. Buyurun. 9 Eylül Üniversitesi Müzecilik Yüksek Lisansı'ndayım şu an ben. Biz İzmir Altay Spor Kulübü'nün bir öğrenci projesi gerçekleştiriyoruz şu an. Ve onların eski bir binasını müzeye dönüştürüp Altay Spor Kulübü Müzesi ya da ana evi tarzında bir şey oluşturmaya çalışıyoruz. Tabii çok daha başındayız, planlama sürecindeyiz. Ama bu süreç çok fazla literatür okuması, işte İKOM'dan, bizim bakanlığımızdan falan bu standartları bulmaya çalıştık. Böylece kendimize bir el kitabı oluşturalım diye. Ve şey bulabildik hani, kendi oluşturduğumuz bir kılavuz var sadece. Sizin de bahsettiğiniz gibi hepsini içeren, işte mekan yönetim stratejisini, muhafaza etme kurallarını, depolamayı, güvenliği ya da risk analizini hepsini içine alan bir şey bulamadık. Parça parça işte farklı kurallardan, makalelerden, şuradan buradan kendimizi oluşturmaya çalıştık. Eğer başarıyla yerine getirebilirsek bu projeyi, sonunda 9 Eylül Üniversitesi böyle bir şey yayınlamayı düşünüyor şu an için. Çok güzel, evet. Yani şeyden itibaren başlıklarımızla hemen kısaca bahsedeyim. İşte müzenin misyon ve vizyonu nasıl oluşturulur? Bürokratik işlemleri nelerdir? Bütçe planlaması, personel yapılanması, koleksiyon yönetimi, koruma, hedef kitle, sergileme, tasarım ve erişilebilirlik başlıkları altında öyle bir şey yapmaya çalıştık. Devamında risk yönetimi yapılmadı mı? Risk planlaması. İçinde şey yaptık çünkü bize içinde ayrı bir başlık değil yani. Yok, altında ayrı bir başlık şeklinde risk yönetimi. Altında ayrı başlık. Evet. Koruma başlığının altında muhafaza etme, mekan yönetimi, depolama, güvenlik, risk analizi diye iniyor. Tamam. Bu binanın restorasyonu tamamlanmış halde geldi bize. Tarihi bir yapıdan dönüştürülmüş bina. Dolayısıyla hani yeni bir bina da yapılabilecek kadar risk analizi vesaireleri henüz yapılamadı.
Ama hani korona bir döneminde başladığımız için biz de gidip binayı henüz göremedik. Hocamız gördü, Elif Hoca, Elif Keser Kayar. Ve şey yapmaya çalışıyoruz. Kendisi de mimarlık çıkışta olduğu için o bizden daha rahat şey yapabiliyor bu risk analizini vesaireyi. Bize de gösteriyor. Umarım bu bahsettiğiniz kılavuzları belki biz yaparız. İnşallah. Ali Akın Ağa hocam katkınız. Ben kapatmadan önce Selçuk hocamın sunuyu toparlamasını isteyeceğim. Bize öğrendiğimiz dersleri çıkarmasını söylemesini isteyeceğim. Yani şöyle söyleyebilirim ben. Sezin'in doktora tezinde aslında farklı olmak üzere 5 tane müzede bütün risk analizleri incelenmiştir. Ve onların sonuçları olması gereken, bir müzede olması gereken hususlar ve var olan müzede, 5 müzede var olan bütün bulgular incelenmiş ve ortaya konulmuştur. Ve ona göre de bir öneri sistemi getirilmiştir. Hatta şimdi hazırladığı el kitabıyla da onun özetini de ortaya koyacak. Onun için... çok iyi bir kaynak olarak ben öneriyorum. Yani bu tür çalışmalarda müze ve müzeyle ilgili, bina ile ilgili veya bina, sergi, depo sistemi hepsini bir arada ele alan önemli bir çalışma. Ben hem bu tez için hem de bu bugünkü konuşma için kendisini kutluyorum. Teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Ve Saadet Hanım'ı tabii böyle bir konuysa işte. Rica ederim. Hep birlikte yaptık. Kimi tadın hocam. Sizler de vakit ayırıp katıldınız. Sizlerin de emekleri var. Vakit de önemli bir zenginliği paylaşıyorsunuz bizimle. Çok önemli bir zenginliği. Vaktinizi paylaşıyorsunuz bizimle. Teşekkür ediyoruz. Başka sorusu veya katkısı olmuyor olan yoksa izninizle kapatayım. Fatma Bançakın hocamı göremiyorum. O beni duyuyor mu bilmiyorum. Zamanı aşmayalım. Zaman konusu kayıt özellikle. Evet, yok. Sağ olun. Şimdi Sayın Sezin Doğruer hocamız, sayın katılımcılarımız çok değerli bilgileri bizimle paylaştı Sezin hocamız. Çok teşekkür ediyoruz. Bu değerli söyleşimizi siz değerli sayın katılımcılarımıza ve yayınlandıktan sonra video YouTube hesaplarımızda yayınlandıktan sonra yararlanacak hedef kitleye kültür varlıklarımızın korunmasında görev yapan karar verici ve uygulayıcılara, bu konuda eğitim yapanlara yarın faydalı olmasını dileriz. Birlikte bizlerle olduğunuz için bir kez daha teşekkür eder. Ramazan bayramınızı kutlarız. Bir başka faaliyetlerimizde veya webinar söyleşimizde yeniden buluşmak dileğiyle sağlıklı günler dilerim. Teşekkür ederim.